Hoş geldiniz. Özellikle Barış Pınarlarını akıtmak için ülkemizin güneyinde benim yaşadığım memleketin çok yakınında harekat icra eden kahraman Türk ordumuza canı gönülden bir alkış bir de dua istiyorum. Hiçbir Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin. Allah sağ salim gidip gelmeyi buradaki terör yuvalarını bir an evvel kurutmayı bu kahraman Türk askerlerimize nasip eylesin inşallah. İsmim Zekeriya Efiloğlu. Tanıyanlar, tanımayanlar için söylüyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanı olarak görev yapıyorum. Uzun yıllar okul müdürlüğü yaptım. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne geçtik. 17 tane kitabımız var. Dilimizin döndüğü kadar, elimizden geldiği kadar topluma faydalı olan kitaplar yazmaya, videolar çekmeye gayret gösteriyoruz. Benim iki tane uzmanlık alanım var. Yani üzerinde çalıştığım uzmanlık alanı. Onlardan bir tanesi aile içi iletişim, bir tanesi de aile sevgisi. İkisi de aile. Niye aile ve neden aile? Son zamanlarda çok moda bir tabir var. O da şu. Bu gençlere ne oldu? Bu gençler niye böyle? Bu gençlik nereye gidiyor? En çok duyduğumuz cümlelerden bir tanesi bu. Hep gençleri suçlayan, hep gençlerin hatalı olduğunu düşünen, bu gençlere ne oldu da böyle oldu diye dert yanan, diz döven analar, diz döven babalar, aileler al da başını gidiyor. Peki bu çocukları biz gökten zembille mi indirdik yoksa bunları başka birisi mi büyüttü? İşte asıl soru bu. Biz yıllarca şunu yaptık. Kendi anamızdan, babamızdan sevgi görmedik ya, bizi kapının eşiğinde beklettiler ya. Babamızla aynı sofraya oturmak yasaktı ya. Aman baba sevgisini gösterirse çocuk saygısız büyür dedik ya. Hala doğuda ve güneydoğuda çocukları yanına yaklaştırdığın zaman sanki cüzzamlı yanına yaklaşmış gibi bir anlayış var ya. Biz bunlardan kurtulduk. Şöyle demeye başladık. Aman biz yaşamadık, çocuklar yaşasın. Aman biz görmedik çocuklar görsün. Aman biz almadık çocuklar alsın. Sonra da çocuklar büyüdü, bizi tanımaz oldular. Hiç gençlerden şikayet etmeyelim. Bir hatalı varsa o da biziz. Bir sıkıntı varsa o da bizde. Bir yanlışlık varsa bizim yanlış çocuk yetiştirmemizde. Bir video yayınlamıştım ondan sonra baya baya bir tuttum. Milletin demek ki çok derdi varmış bu konuyla ilgili. Dert şu çocuklarına tapan aile modeli çocuklarına tapan aile modeli diye bir video yayınladık. Aman ya Rabbim, herkes dertliymiş. Halbuki herkes aslında bir itiraf ediyor değil mi? İşte işin temeli aile. Aileyi düzeltmeden ülkeyi düzeltemezsiniz. Aileyi düzeltmeden kendimizi düzeltemeyiz, eşimizi düzeltemeyiz, çocuğumuzu düzeltemeyiz, hiç kimseyi düzeltemeyiz. Aileyi düzelteceğiz ve bence Televizyonda yayınlanan programlar, kitaplarda anlatılanlar, sağda solda konuşulanlar hepsi bana vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil aileyi düzeltmeden bu ülkede hiçbir şey düzelmeyecek. Ve biz aile olarak bazı şeylerinde kararını vermek zorundayız. Dedim ya 6-7 aydır video çekiyorum, video paylaşıyorum. Gelen mesajları şurada bir size okutsam, anlatsam eminim ki bu ülkedeki gerçek sorunun ne olduğunu çok iyi anlarsınız. İşte aile, aile ama sorun ne? Sorun şu. Sorun yanı başındakinin kıymetini bilmeyip, yanındaki insana değer vermeyip, mutluluğu hep başka baharlarda aramak. Artık bu hastalık olmaya başladı. Bunu da TÜİK rakamlarından öğreniyoruz. Nasıl öğreniyoruz? Geçen yıl Türkiye'de 129 bin aile boşandı. Hem de davulla zurnayla boşadık ha biliyor musunuz? Televizyonlardan, dizilerden, evlilik programlarından, oradan buradan davulla zurnayla boşadık. Niye? Çünkü kimse gerçek aşkıyla yaşadığını düşünmüyor. Yanı başında bir insan var ama o onun gerçek aşkı mı, değil mi? Ben bununla niye evlendim ya? Acaba niye aynı evdeyiz? Çünkü televizyonlardan sürekli o veriliyor. Diyor ki, aşkın bitti senin diyor. Evlilik diyor aşkı öldürür diyor. Evlilik diyor, iki kişilik yalnızlık diyor. Ay aşkım diyor, beni başka biriyle hayal edebileceğini bana göster diyor. İğrençliği yayınlıyor, onu yayınlıyor. Bizimkiler de yaptığının doğru olduğunu zannedip yeni aşk arayışlarına gitmeye başlıyorlar. Sonra ne oluyor? Arif Nihat Asya'nın dediği oluyor. Bize bir nazar oldu diyor. Cuma'mız pazar oldu. Bize her ne olduysa azar azar oldu. Azar azar adamlar bize fitneyi fesadı, iğrençli ailelerimize veriyorlar. Sonra da hiç kimse yanı başındakinin, eşinin, o bir zamanlar gözlerine bakıp seni ne kadar çok seviyorumla ilgili ciltler dolusu kitap yazdığı eşinin ne kadar değersiz olduğunu düşünmeye başlıyor. İşte bütün bunları anlatmaya çalışıyorum. Dilimin döndüğü kadar. Videolarımda, kitaplarımda, sağda, solda, televizyonlarda ve dilimin döndüğü kadar da anlatmaya gayret göstereceğim. Sonra da bana dönüyorlar şöyle diyorlar. Ya Zekeriya hocam sen bunları yapıyor musun? Böyle bir moda var. Sen bunları yapıyor musun? Ya bunları yapıyor musunuz geçelim. Biz hepimiz bu yolun yolcusuyuz. Biz hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Bu sorunların hepsini hep beraber çözmemiz lazım. Ben de naçizane bir kardeşiniz olarak, bir eğitimci olarak Türkiye'deki bu hastalığa dilimin döndüğü kadar ama birilerinin yaptığı gibi değil. Ben kendimce inançlarımı bertaraf ederek, kültürümü bertaraf ederek, beni ben yapan değerleri bertaraf ederek anlatmadan ama doğru olanı anlatmaya çalışıyorum. Ailemize nasıl sahip çıkacağız? Bununla ilgili bir iki istatistik vereyim hemen gireyim. Zamanım azmış. Ben normalde bir buçuk saatte anlatıyorum bunu. Bana 45 dakika konuş dediler. Bıraksalar sabaha kadar da konuşurum. Benim için sıkıntı yok ama. Avrupa görmüş olanlar vardır. Almanya'ya gitmiş olanlar. Başka ülkeleri görmüş olanlar. Almanya'da hastanelere bir bebek bırakma kutuları bırakmışlar. Bebek bırakma kutusunun amacı şu. Baby Klapmış adı. Bebeğinizi buraya bırakın. Siz meşru ya da gayri meşru çocuk yapın ama çocuğunuzu oraya bırakın. Biz sizin çocuklarınıza bakarız. Aile yok ki orada. Ve filmlerinde, kitaplarında, dizilerinde aman çocuk yapın diye, aman çocuk yapın diye deli divane oluyorlar. Bir gün bunu anlatırken bir tane izleyici Japonya'da da aynısının olduğunu söyledi. Bir tanesi de Meksika'da aynısının olduğunu söyledi. Avrupa'da aile diye bir kavram yok. Şu an dünya üzerinde aile temelli yaşayan toplum olarak siz kaldınız. Biz Müslüman toplumlar kaldık. Adamların derdi tasası işte bu bizim, bizim bu aile yapımızı bozmak. Tıpkı İstanbul'daki konsolosun Rusya'daki devlet başkanına Türklerin ailesini bozmadan onları esir alamazsınız dediği gibi. Tıpkı İngiliz avam kamerasında onların elinden Kur'an'ı almadığınız zaman onları esir yapamazsınız dediği gibi ailemizi, inancımızı ve değerlerimizi bizden almaya çalışıyorlar. Biz de çok gönüllüyüz. Nasıl gönüllü? O kadar gönüllüyüz ki. O kadar gönüllüyüz. Nasıl? Bunları nereden yapıyorlar? Bizim hoşumuza giden şeylerle ve yerlerden yapıyorlar. Televizyondan, internetten, kitaplardan, dizilerden, filmlerden, müziklerden yaparak bize veriyorlar. Ve biz de bayılıyoruz buna. Öyle bayılıyoruz ki televizyon izlemede dünyada... Kaçıncı sıradayız? He? Bilen var mı? Açar mısın şunu falan. Bazen söylüyorum bunu. Niye birinci olamadık ayol diyor. İkinciymişiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada en fazla televizyon izleyen ikinci ülkeyiz. Evet. Hocam ben izlemiyorum diyor. Kim izliyor? Rahmetli dedem mi izliyor? Yani biz izliyoruz işte. Bakın. Altı buçuk saat televizyon izliyormuşuz. Adam bizi bulmuş. Ve televizyondaki dizilere bakıyoruz. Hepsi aşkla ilgili. Dikkat ettiniz mi? büyük bir çoğunluğu aşkla ilgili. Ve dikkat ettiniz mi dizilere? 10 tanesi şu tarafta, 10 tanesi şu tarafta. Hangisi hangisini aldatacak? Hangisi hangisiyle çıkacak? Hangisi hangisine bilmem ne diyecek? Dizileri izlemiyor muyuz? Sanki çok meşruymuş gibi, sanki çok normalmiş gibi bize bazı gayrı ahlaki durumları gözümüzün içine soka 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 anlatmıyorlar mı? Eskiden Televizyonda birisi birisinin elini tutsa benim nenem suratını kapatırdı. Evet. Eskiden televizyonda velev ki birisi birisine sarılsa benim babaannem gözünü açıp televizyona bakmazdı. Şimdi her türlü iğrençliği yapıyorlar. Kızım kaç. Kızım çekil önümden. Yapıyoruz. Yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Peki ne oluyor? Siz o dizi izliyorsunuz da ya efendim çalışma odasında ders çalıştığını zannettiğiniz çocuğunuz başka bir şey mi yapıyor? O da başka bir şey izliyor. Peki ya mutfaktaki televizyonda anne ne yapıyor? O da başka bir şey izliyor. Mutfakta televizyon var, oturma odasında var, çocuğun odasında var, bir de cep telefonumuzda her türlü televizyon. Ve bizim çok sevdiğimiz evimizin içine her türlü subliminal mesajla algımızı yöneterek çatır çatır yayın yapıyorlar. Böyle söyleyince "Hocam ben televizyon izlemiyorum." diyor. Soruyorum, senin çocuğun hangi okula gidiyor? O televizyonu izleyen çocuğun okuluna gidiyor mu? Gidiyor. Peki dışarıda onunla karşılaşıyor mu? Karşılaşıyor. Nasıl değiştireceksin? E, değiştiremez. Ne yapacağız? Bilinçleneceğiz elbette canım. Nasıl bilinçleneceğiz? Ben size şöyle bir şey sorayım. Yıllar önce bir dizi aile içi garip ilişkileri anlattığı için Türkiye'de reyting rekoru kırmıştı hatırlarsınız. İsmi önemli değil. Şimdi yenilerde onu tekrar yayınlayalım gibi bir düşünce var. Bakar mısınız aile içi iğrençliği anlatan bir dizi ama Türkiye'de reyting rekoru kırdı. Nerede bizim rütüğümüz niye şikayet etmiyoruz? Ve çocuklarımıza, evimizin içine, ailemize bunlar bu şekilde girdiler. Tek bir amaçları var. Değerli katılımcılar, sizin aile yapınızı bozmak. Tek bir hedefleri var. Sizi çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, eşinizden ayırmak, ayırdılar. Nasıl ayırdılar? Aşk gibi Allah'ın yarattığı en güzel duyguyla evinizin içine fitne sokarak. Şimdi herkes yeni aşk arayışında. Çocuklarımıza soruyorum nasıl gidiyor? Lisedeki çocuklara harika gidiyor öğretmenim. Yeni bir kızla tanıştım. Öbürüne soruyorum nasıl gidiyor? İyi değilim hocam. Yedinci sevgilimden ayrıldım. Öbürüne soruyorsun öyle eve gidiyorsun evlere. Bakıyorsun herkesin interneti var. Herkesin internetinde istediği gibi büyütüp her ince ayrıntısına bakabildiği hatunlar, bakabildiği beyler var. Herkes istediği kişiye istediği şekilde ulaşıp her ince ayrıntısına bakıp ondan sonra seçtiği kişiler var. Son zamanlarda biliyor musunuz evliliklerin yüzde 22'si internetten tanışmayla gerçekleşiyormuş. Ve boşanmaların büyük bir çoğunluğu da oradan gerçekleşiyor. Dedim ya 129 bin aile boşandı. Ve biliyor musunuz evliliğin ilk beş yılında yüzde kırk boşanma oranı. İlk beş yılda. Çünkü tahammül edemiyor. Karşılaştığı zaman sular seller gibi birbirine aşk ilan eden insanlar altıncı ay, ayda geliyor anne ben boşanacağım baba ben boşanacağım. Anne de dünden razı kızım kahrını çekme gel. Anne dünden razı kahrını çekme gel diyor. Öbürü işte başka bir şey söylüyor. Ondan sonra yuvalar çatır çatır dağılıyor maalesef. Bir de. Bir moda deyim daha çıktı son zamanlarda. O moda deyim de şu. Ne yapayım hocam çocuğum için katlanıyorum. E yapacak bir şey yok ki hocam diyor. E çalışamam. Ben bu saatten sonra babamın da evine gidemem. E ne yapacağım? E çocuğum için katlanıyorum hocam. Evet. Ne kadar tanıdık geliyor değil mi size? Çocuğum için katlanıyorum evlilikleri. Her evliliğin 10 tanesinin maalesef 9 tanesi bu. Ne oldu bize ya? Ne oluyor bize yani? Hani Hazreti Peygamberle Hazreti Ayşe arasında şöyle bir hadise cereyan etmiş. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimize sormuş. Beni seviyor musun ya Resulullah? Evet demiş seviyorum Ayşe. Ne kadar seviyorsun? Nasıl seviyorsun? Demiş ki kördüğüm gibi seviyorum ya Ayşe demiş. Allah Ayşe mutlu. Uçuyor. Aradan zaman geçmiş. Zaman geçtikten sonra Hazreti Ayşe Peygamber Efendimize tekrar sormuş. Ya Resulallah, kördüğüm ne alemde? İlk günkü gibi ya Ayşe demiş. İlk günkü gibi. Yani Allah senin aşkını benim kalbime düşürdüğü andaki gibi seviyorum. Şimdiki beraberliktelikler nasıl biliyor musun? Seni gördüğüm güne lanet olsun. Böyle başlıyor. Çünkü niye yetinemiyoruz? Televizyonlar bize yetinme diyor. Yeni aşk ara diyor. Kitaplar pompalıyor. Filmler, müzikler, müzikler alttan veriyor. Subliminal mesaj, algı yönetimi, algıyı yönetiyor, veriyor. Biz zannediyoruz ki biz bunun esiri değiliz ama esiri oluyoruz. Bir süre sonra biz de böyle düşünmeye başlıyoruz. Bu subliminal mesajlarla ilgili bir araştırma yaptım. İnsan bedeninden ne zaman gider? Ne zaman bundan kurtulur diye uzmanların hepsinin cevabı hiçbir zaman. Hiçbir zaman kurtulamıyorsunuz. O yüzden çizgi filmlerinizin altına nü resim koyuyorlar. O yüzden hani en iyi bakıcılar televizyon ya artık anneler televizyon. Aa Pepe Pepe. Pepe izliyor ya çocuklar. Pepe diye pepelemeye başladı çocuklar. Fransa'da yasaklandı. Almanya'da yasak 0-3 yaşında çocuklara televizyon izletmek yasak. Ama biz ne yapıyoruz? Çocuğumuza İstanbul'u dolaşıp geliyoruz. Yine çocuk televizyonun karşısında çizgi filmi izliyor. En iyi bakıcı kim? Anne değil. Televizyon. Niye? Annelerin işi var. Çocukların da işi var. Televizyonda dizi seyredecek. O çizgi filmlerin altına koyduklarına dikkat ediyor musunuz? Neler koyuyorlar, neler? Çocuklarımızı esir aldılar. Ailemizi esir aldılar. Bizi esir aldılar. Sonra bizim yuvalarımız Maalesef mutluluk yuvaları değil, çocuğum için katlanıyorum yuvaları olmaya başladı. Bize ne oluyor ya? Bize ne oluyor? Bu ailelerimize, bu yanımızdakilere, bu yanı başımızdakilere, bu evlatlarımıza, bu çocuklarımıza niye sahip çıkamıyoruz? Niye onlara sevgi dolu gözlerle bakamıyoruz? Niye sevgiyle onlara muhabbet gösteremiyoruz? Bu o kadar önemli bir konu ki hiç umurumda değil. Türkiye'deki enflasyon, para, şu bu aile Aile ne kadar güçlü olursa toplum da o kadar güçlü olur. Bazı yanlış anlamalar var. Ben o yanlış anlamalarla ilgili anlatmam gereken şeyleri çok kısa sürede size anlatayım. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim. Bizim bir kitabımız var. Adına Kur'an-ı Kerim diyoruz. Diyoruz değil mi? Evimizin de en güzel yerinde vallaha. Nerede? E vallahi şeyin içinde, süslü, işlemeli bir kabın içinde vallahi öyle. Öyle değil mi? Öyle ben de öyle koyuyorum çünkü. Evimizin en güzel yerinde Kur'an-ı Kerim duruyor. Açıp okumuyoruz, bakmıyoruz içinde ne yazıyor diyor. Ben baktım, içinde bir ayete rastladım. Ben öğretmen lisesi mezunuyum, ilahiyatçı falan değilim. İlahiyatçıların bunu niye anlatmadığını da bilmiyorum. Söyleyeyim. Rum suresinin 21. ayeti. Aynen şöyle diyor Yüce Allah. Size diyor kendi nefsinizden eşler yaratıp, aranızda sevgiyi ve şefkati var etmesi Allah'ın ayetidir diyor. Yani ne demek istiyor Allah? Allah diyor ki aşk benim ayetimdir diyor. Allah'ın ayeti muhteşem. Değil mi? Şöyle düşün. Allah aşk Allah'ın nasıl olur ya? Ve de başında diyor size diyor kendi nefsinizden eşler yarattım diyor. O nefis bölümünü de anlatayım. Bir gün Hazreti Ali ile Hazreti Peygamber arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'ye soruyor. Ya Ali Allah'ı seviyor musun? Evet ya Resulallah diyor. Beni seviyor musun? Anam babam sana feda olsun ya Resul. Seviyorum. Peki Fatıma'yı seviyor musun? Allah Allah. Evet ya Resul onu da seviyorum. Peki Hasan'la Hüseyin'i seviyor musun? Hazreti Ali şok. Evet ya Resulallah onları da çok seviyorum. Peygamber Efendimiz soruyor. Peki ya Ali o kadar sevgiyi o küçücük kalbine nasıl sığdırdın diyor. Hazreti Ali hemen eve gidiyor. Hazreti Fatıma ile durumu istişare ediyorlar. Fatıma gülüyor, gülümsüyor. Diyor ki deseydin ya Allah'ı ruhumla ve aklımla. Seni kalbimle ve yüreğimle, beni nefsimle ve şehvetimle, çocuklarımızı şefkat ve merhametimle seviyorum deseydin ya. Hazreti Ali peygamberimizin yanına gidiyor hemen cevapları veriyor. Peygamber Efendimiz diyor ki bundan nübüvvet kokuları alıyorum diyor. Yani kızına atfem. Ne demek istiyor? Hani ne demiştim size kendi nefsinizden Rum suresinin 21. ayetinde kendi nefsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve şefkati var etmesi. Bir de gençlerde son zamanlarda bir moda deyim var. Seni ruhumla seviyorum diyor. Ruhla seviyor. Karşı tarafı ruhla sevdiğini söylüyor. Değerli katılımcılar ruh sadece Allah'ı sever. Niye biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de ruh altı yerde geçiyor. Birinde ruhul kudüs olarak geçiyor. Birisinde sana ruhtan sorarlar. Ruhul Kudüs Cebrail. Sana ruhtan sorarlar diye geçiyor. Dört yerde de ruhumdan üfledim insanı yarattım diye geçiyor. Ruh sadece Allah'ı sever. Ama bunu bize böyle anlatmıyorlar. Aşk konuşacak çocuk annesiyle babasıyla. Senin ağzına acı biberi sürerim. Konuşamazsın kızı aşkla ilgili bir şey soracak. "Vay sen kime aşık oldun?" köfte horla başlıyor. Oğlan aşkla ilgili bir şey söyleyecek. Hiç kimse çocuğa aşkı anlatmıyor. Ne oğluna ne kızına. Zinhar yasak. Niye yasak ya? Kim söyledi bize yasak diye? Nerede söylendi yasa? Kur'an mı söyledi, Allah mı söyledi, peygamber mi söyledi, din mi söyledi? Ama öyle bir gelenek oluşturduk ki çocuklarımıza aşkı anlatamadık. Ama o anlatamadığımız çocuklar internetten, sosyal medyadan, oradan, buradan aşk yaşadığını düşünerek hata üstüne hata yaptılar. Ama biz anlatamadık. Nasıl anlatacağız? Bakın şimdi size göstereceğim. Çok basit. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Zihar olayı. Kur'an'daki zihar. Bilirsiniz. İlahiyatçılar bilirler. Zihar olayı Hazreti Halve diye kadın kocası kendisine zihar yapıyor. Zihar şu cahiliye Araplarında aynı annemin sırtına benziyorsun dediği zaman kadın kendinden boş. Şeye bakar mısın zalimliğe? Kadın aynı anamın sırtına benziyorsun boş. Ve ilginç olan zihar yapılan kadın başka biriyle evlenemez. Cinayete bak. Kadına Hazreti Halve'ye zihar yapılıyor. Peygamberimize gidiyor. O zamana kadar ayet inmemiş. Ya Resulallah bana haksızlık yaptı, zihar yaptı. Allah'a dua et. Bununla ilgili ayet insin. Dört tane ayet iniyor. Mücadele suresinin ikinci, üçüncü, dördüncü ayeti. Ahzab suresinin dördüncü ayeti. Aynen Yüce Allah ayette diyor ki. Size kend, bir Allah diyor bir adamın ahsap dört. Allah bir adamın kalbinde iki tane kalp yaratmamıştır. Dikkat ettiniz mi? Ayet böyle başlıyor. Bir daha söyleyeceğim. Lütfen bunu inceleyin, araştırın diye söylüyorum. Özellikle aranızda ilahiyatçılar varsa onlara çok daha büyük görev düşüyor. Ben öğretmen lisesi mezunuyum. Size e, Allah diyor bir adamın kalbinde iki kalp yaratmamıştır. Allah Allah. Eşlerinizi diyor annelerinizin yerine koymamıştır. Evlatlıklarınızı da evlatlarınızın yerine koymamıştır. Bu sizin ağzınızın lafları diyor. Allah doğruyu söylüyor siz bilmiyorsunuz. Böyle devam ediyor. Ne demek istiyor Allah? Allah şunu demek istiyor. Ey Müslümanlar, ey insanlar, ey kalp sevmeye istidatlı yaratılmıştır. Allah kalbi sevme özelliğiyle yarat. Son zamanlarda sevmek aklın görevidir diyen bazı kişisel gelişim zırvaları çıktı son zamanlarda. Efendim kalp efendim pompalıyormuş, kan pompalıyormuş. Ne o sevme diyor. Efendim beynin işleviymiş. O beyinsizlik aslında. O kutsal kitapları bizim yaratılışımızı, inancımızı bilmemekten kaynaklanıyor. Zihar olayında Allah bir adamın kalbinde iki kalp yaratmamış derken şunu demek istiyor. Evet ben senin kalbine bir kalp verdim ve onu sevmeyle ilgili görevlendirdim ama sen aynı değerde eşini ve hanımını sevemezsin diyor. Çok güzel. Allah böyle diyor. Peki ben size 10 puanlık bir uzman sorusu sorayım. Biz bunu ayette geçen, ahsap suresinde geçen bunu çocuklarımıza ne zaman öğreteceğiz? Kur'an-ı bizim inancımıza göre. Blue uçağına erdikten sonra çocuklar evleniyordu değil mi eskiden? Benim annem 14 yaşında evlenmiş mesela. Eskiden bakıyorduk 14, 13, 12 evlenen vardı. Resmi olarak şu an 18 bana sorsanız 25'ten bir gün önce evlendirmem. Çünkü kocaman kocaman bedeni büyümüş ama aklı cahil bir sürü insan nesli türemeye başladı son zamanlarda. Peki eğer çocuk evlenebiliyorsa yüce Allah bu ayeti niye gönderdi? Şunun için gönderdi. Ey insanlar, çocuklarınıza 9 ila 19 yaş arasında karşı cinse duyulan duyguyu öğreteceksiniz. Bitti ayet diyor. Ben demiyorum. Bu kadar. Niye bunu bize böyle anlatmadılar yıllarca? Niye aşkı konuşamadık biz? Niye karşı cinse nasıl davranmamız gerektiğini eşimize evlenince ev olursun yavrum. Ne demek o ya? Askere gidince de adam olursun. Allah Allah. Bizde böyle bir şey var. Askere gideceğiz adam olacağız evlenince ev olacağız. Niye önceden öğrenmiyoruz? Niye öğretmiyoruz? Çünkü neden biliyor musunuz? Biz uygulamıyoruz. Biz uygulamadığımız için nasıl öğreteceğimizi bilmiyoruz. Bakın ben size çok basit bir teori yapıyorum. Bununla ilgili bir eğitim yapıyorum. Eşiz ben erkeğim ben anlatayım. İş yerindeyim çok sıkıldım darlandım moralim bozuldu. Eve telefon açtım. Aşkım. Hayat bağım. Canımın içi. Kalbimin tek sahibi. Nar çiçeğim, börtü böceğim, bir tanem gülüm ömrüm dedi. Seni çok özledim. Vallahi burnumda tutuyorsun. Akşam eve gelmeye de can atıyorum bir taraftan. İş yeri çok stresli ama senin limanına sığındım. Sen benim huzur bahçemsin dese. Telefon kapatıldıktan sonra karşı taraftaki hanımefendi şunu düşünecek. Vah benim başıma gelenler. Bizim herifin kafasına bir şey düştü. Veya ikinci madde kesin beni aldattı biriyle. Hatasını telafi etmek için arıyor. Çünkü biz evlenmeden önce bütün sevgi sözcüklerini bitiriyoruz ya. Evlendikten sonra bir şey kalmıyor ya. Bizde şey adam Mevlana gibi ama servis beton. Sevildiğini bir hatun diyor. Söyleyemez seni seviyorum. Ya. Bitti ya evlenmeden önce söyledik. Dese akşam eve gelse kapının ziline bassa. Kapının ziline bastıktan sonra kapıyı kim açıyor? Oğlum baban geldi aç kapıyı. Değil mi? Niye çocukları açtırıyorsunuz kapıyı? Lütfen kapıyı kendiniz açın. Açtınız mı kapıyı? Harika. Benim babam eve geldiği zaman benim annemin eli ayağına dolaşır. Annemi babamı kapıda karşılamak için heyecanla kapıyı açar. Açtı mı? Açtı. Adam içeri girdi mi? Selam aleyküm hatun dedi. Merhaba canım dedi. Aşkım dedi. Ya, söyledi. Sarıldılar kapıda. Allah Allah. Komşular görür diye utanmadılar. Kapıda sarıldılar. Adam eşinden masum bir öpücük aldı yanağından. Ana çocuk gördü. Ya ana babama bakıyor, anneme bakıyor. Kapıda birbirlerine ilanı aşk yapıyorlar. İçeriye girdi aşkım dedi. Be, eminim beni mutlu etmek için bir şeyler yaptın. Hatun ne yaptın kız? O senin harika yemeklerini özledim. Dedi adam. Çünkü kadın sabahtan akşama kadar yemekler yaptı. Eşini mutlu etmek için ama ona ne dualar okudu okudu, okudu, dualar etti. Yemeğe dua etti. Bakın anneler, o yemekleri dualarla pişirin. Çocuğunuzun sadece midesine, eşinizin sadece midesine gitmiyor. Onun kalbine, ruhuna, yüreğine dokunuyor. Lütfen dualarla, lütfen dualarla. İçeriye girdi adam, senin için ne yapabilirim diye bir cümle kurdu. İlginç. Adam senin için ne yapabilirim diye bir cümle kurdu. Çünkü biliyor kadınlar ilgiye aşıktır. Kadının tek aşık olduğu bir şey ilgi. Onu duymak ister o. Senin için ne yapabilirim? Bütün kapıları açar. Hayatınızı kurtarıyorum bu arada. Senin için ne yapabilirim? Mutfağa yöneldi. iki dakika sonra herif hanımefendinin diyeceği cümle. Ya herif git hele sen otur da ben gereğini yaparım. Bu kadar. Ama onu duymak istiyor. Onu duymak istiyor. İçeriye gitti. Çocuk bunu gördü. Çocuk eğitimi nasıl olurmuş anlatıyorum. Çocuk bunu gördü mü? Gördü. Baba içeriye gitti mi? Gitti. Eline televizyonu aldı mı? Aldı. Her zamanki oturduğu yere oturdu mu? Oturdu. Kumandayla maçı açtı mı? Açtı veya ne izliyorsa. Hanımefendi içeriye girdi yalancıktan. Yalancıktan ya laf olsun diye konuşmak istiyor eşiyle. Dünyalar tatlısı eşiyle. Böyle bakınca iyi oluyor değil mi? Böyle deyince iyi oluyor. Eşi de uzanmış. İzliyor. Aşkım dedi. Adam dur dedi hemen televizyonu kapattı. Döndü eşine. Hoca sen kafayı mı yedin? Diyorsunuz değil mi? Böyle olmuyor çünkü de. Ben size anlatayım nasıl olması gerektiğini. Çocuk eğitimi diyoruz ya. Bak nasıl oluyor. Adam televizyonu kapattı. Neden? Çünkü eşi içeriye girdiği zaman tüm dünyayı sessize alır. Kim? Kocası. Kim? Eşi. Dünyayı sessize aldı. Televizyonu kapattı ve yönünü döndü. Kime? Eşine. Peygamberimiz öyle yaparmış biliyor musunuz? Hiçbir muhatabıyla şöyle konuşmazmış. Bakın. Yönünü döner. Öyle. Ne oluyor ya? Kim geldi içeriye? Bostan korkuluğu mu geldi? Yalancıktan ha. Kadın sordu. Adam da cevapladı. Ama nasıl cevapladı biliyor musun? He, he, tamam tamam. Hele kısa kes. De, dur ya. Dur maçı izliyoruz kız. Kapat. Hele geç şuradan demeti. Çocuk da bunu gördü. Ne dedi çocuk? Ya benim babama bak ya. Benim babam ne kadar yorgun olursa olsun. Ya en sevdiği Galatasaray Fenerbahçe maçı var televizyonda. Adama bak maçı kapatıyor. Annem içeriye gelince annemi dinliyor ya. Dedi içinden. Ve eş erkek kadına, kadın da erkeğe hiç isimleriyle hitap etmediler. Ya da hitap ediyorlarsa mutlaka yanına bir sıfat koydular. Mehmet Bey dedi Ayşe Hanım. Ayşe Hatun dedi. Mehmet Bey dedi. Ayşe Hatun. Böyle birbirlerine hitap ettiler. Anne bir şey konuştuğu zaman baba dinledi, baba konuştuğu zaman anne dinledi. Bu evde büyüyen bir çocuğun eşine şiddet uygulama ihtimali kaçtır sizce ya? Niye biz her gün televizyonlarda kadın cinayetleri izliyoruz? Neden izliyoruz? Çünkü böyle ailelerde yetişmiyor ki çocuklar. Çocuk nasıl görecek diyor? Bizim anne baba evleniyor. Evlendikten sonra özellikle hanımefendiler burada beni hanımefendiler din biraz daha fazla dinliyor. Bakın ablalarım size bir şey söyleyeyim. Erkeklerle ilgili iki tane önemli şeyi söyleyeceğim size. Hayatınızı kurtaran iki madde daha sıralayayım size. Bakın. Evleniyorsunuz, kendinizi bırakıyorsunuz ya. Bakın inancımızda Kaş aldırmak haramdır. Ama kadına, kocasına beğendirmek için helaldir. Saç ekletmek haramdır ama kadına helaldir. Altın erkeğe haramdır ama kadına helaldir. Ne demek istiyor inancımız? Bak diyor ki: "Ey hanımefendi, lütfen eşine karşı süslen. Kendini bırakma." Evin içini cennet bahçesi bir alan haline getir. Adam eve geldiği zaman lan benim nikah masasında evet dediğim bu muydu? Demezsin. demesin ya. Vallahi bak bunu yapın. Bu bir, iki. Eşinizden bir şey istiyorsunuz ya. Bir şey istiyorsunuz. Erkeklerin kafasının ön bölgesinde bir lob var. Lob. Nasıl da hoşunuza gidiyor değil mi bayanlar? Hoşunuza gidiyor. Şu erkeklerin ön tarafında bir lob var. Şu lob biraz kadınlarınki büyük ve teferruatlı erkeklerinki de küçük. Hemen erkeklerinki niye küçük demeyin? Kadınların beyni ile erkeklerin beyni arasında da 700 gram fark var. Hiç o o bölüme girmeyelim. 7 burada bir lob var, lob. Ya bizim lob şöyle çalışıyor. Bakın size nasıl çalıştığını anlatayım. Siz bizden bir şey istiyorsunuz ya. Şunu istiyorsun, onu istiyorsun, bunu istiyorsun, söylüyorsun, söylüyorsun, anlamıyor bizim makine çalışmıyor. Bizim makine kendini kapatıyor. Bizden bir şey mi istediniz? Lütfen bir kere söyleyin bir tane isteyin. Çünkü bizim bu bölgemizdeki lob maalesef bütüncül olaya bakıyor. Kadınlar nasıl? Onu şöyle izah edin. Bir hastaneye gittiniz. Hastanede doktorda sıra bekliyorsunuz. Yanınızda birisi var. O birisiyle konuşmaya başlıyorsunuz. Nereden başlarsınız konuşmaya? Hazreti Adem'den başlarsınız değil mi? Başlarsınız anlatırsınız. İki erkek yan yana gelsin. iki tane kelime etmezler. Kadınların ön lobu büyük ve teferruatlı. Erkeklerinki küçük ve bütüncül bakıyor olaylara. Lütfen bizden bir şey mi istiyorsunuz? Tak 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 yapmayın. Anlamıyoruz. Bir kere söyleyin. Saydırmayın. Vallahi bizim makine öyle çalışmıyor. Kusura bakmayın. Sonra ne oluyor ya yeter? Sonra ne oluyor? Bizim erkeklerimiz Anlayışsız kadınlarımızda da oluyor. Yok böyle bir şey ya. Hani uydurmuşlar ya son zamanlarda. Kadınlar 25 bin kelimeyle, erkekler 5 bin kelimeyle konuşur. Kadınlar gün içerisinde 25 bin kelimeyi telafi edemezse dilleri şişer. Konuya komşuya anlatamadı. Akşamleyin kocası eve geldiği zaman kocasının kafasının etini yer. Milyonlarca kadın yanılmış olamaz. Bir erkeğin en lezzetli yeri kafasının içindeki etidir. Yalana bak. Yalana bakar mısın ya? Ortalama bir Türk ailesinin 300 kelimeyle konuşulduğu bir yerde sen benim kadınlarıma bu iftirayı nasıl atarsın ya? Kadınlara atılan en büyük iftiralardan bir tanesi kadınların dırdırcı olduğudur. Hayır. Kadınlar dırdır etmiyorlar. Biz anlamıyoruz öyle anlatıyorlar. Böyle bakmayalım. Böyle bakınca subliminal mesaj yerine ulaşmış oluyor. Türk kadını dırdırcıdır yok ya. Hayır ya. Türk kadını dırdırcı mırdırcı değildir. Algıyı böyle yönetin. Çok istekte bulunurmuş. Ya böyle bakma, böyle dersen her şeyi istiyor sen der. Deme böyle. E belki sen ihtiyacını, isteğini zamanında almadığın için söyleniyor. Niye böyle bakmıyorsun? Bak bakış açısı. Nasıl değişiyor her şey? Bakış açısını değiştirdiğin zaman her şeyi değiştirebiliyorsun. Ama sen dırdırcısın da, sen şusun, sen busun, sen böylesin. Beyin başka bir cümle düşünmez. Bitti. Orada iletişim bitti Abdülkadir Gözegir. Orada iletişim bitti. Orada iletişim diye bir şey olmaz. İletişimi arttırmanın yolu, aradaki sevgi ve muhabbeti arttırmanın yolu doğru ve mantıklı iletişim kurmaktan geçiyor. Benim çok sevdiğim bir kimyasallar var. Onlarla anlatayım. Zaman dar olduğu için hızlı atlayarak geçiyorum. Allah insan vücudunda değişik hormonlar yaratmış. Sağlıkçılar iyi bilirler. İnsan vücudunda hormonlar var. Hatta aşkı sadece hormonlarla alakalı olduğunu söyleyenler de var. Aşkın. Direkt hormonlarla. İnsan aşık olduğu zaman insan vücudu serotonin, oksitosin ve dopamin, dopamin denilen hormonlar salgılıyor. Vücut hormon salgılıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Sizin kendinizi iyi hissetmeni sağlayacak. Mutlu olmanızı sağlayacak. Karşı taraftaki insana daha muhabbetle bakmanızı sağlayacak hormonlar. Biliyor musunuz? Oksitosin denilen aşk hormonu yani bağlılık ve bağımlılık hormonu en çok kadın doğum yaptığı zaman ortaya çıkıyormuş. Neden biliyor musunuz? Allah sana veriyor bak. Sen 9 ay o çocuğu karnında taşıdın. O kadar acı, o kadar stres, o kadar eziyet ama Allah sana diyor ki bak ben sana bir hormon yaratıyorum. Aşk hormonu, bağlılık hormonu. Öyle bir bağlanacaksın ki o çocuğa bir daha bırakmayacaksın o hormon yükseliyor. İşte aşk hormonu diyorlar buna. Oksitosin, serotonin, dopamin. En çok bu doğal olarak insan vücudunda Allah'ın verdiği hormonlar. Ne zaman yükseliyor? Birisi birisine sarıldığı zaman, sarıldığı zaman bu hormonlar yükselmeye başlıyor. Hani annelerimizin son zamanlarda geçmek bilmeyen ağrıları var ya. Doktor doktor geziyorlar, ağrılar geçmiyor. Niye geçmiyor sizce? İşte o hasta olduğundan değil, sevgisizlikten. Sevgisizlik. Bir kere gelip sarılmıyor ki adam. Bir kere boynundan yanağından öpücük almıyor ki. Bir kere sevdiğini söylemiyor ki. Sanki yasaklanmış gibi. Sanki hata gibi. Aman yaparsa başkaları bir şey diyecekmiş gibi. Böyle bir şey olur mu ya? Sarılacaksın. Sevgiyle sarıl. Vücuttaki hormonlar artmaya başlasın. Ondan sonra aranızdaki bağ, aranızdaki muhabbet, samimiyet bak nasıl artıyor. İşte dedim ya doğum yaparken en çok çıkıyormuş ortaya. Allah doğal olarak vermiş. Peki yapay olarak yani doğal Allah'ın yarattığının haricinde en çok hangi haplarda var biliyor musunuz bu hormonlar? Bilmiyor musunuz? Ben söyleyeyim. Şu an son bir yılda Türkiye'de yüzde 288 satışı artan bir hap var. Hap. Anti depresan. O haplarda var. Antidepresan kullanan birisinin her gün kapısına süt getiren birisine aşık olmama ihtimali yok. Zannetmeyin suçlamayın ha. Vallahi bilerek yapmıyor. Çünkü o hap insan vücudundaki bu hormonları tetikliyor. Çöpçüye de aşık olabilir, ikse de hasta. Niye peki yapay olarak veriyoruz? Niye yapay olarak bu hormonlardan alıyoruz? Yapay olarak bu hormonlardan alıyoruz. Ondan sonra hepimiz serumluyuz. Hepimiz hastayız. Ya diş doktoruna gidiyorsun antidepresan yazıyor ya. 7-8 yaşında çocuklara senin çocuğuna küçük bir hapla başlayalım diyor. Devam ediyor. Ne oluyor ya? Ben videolar yayınlıyorum. Birçok insanı hap kullanmaktan vazgeçirdim biliyor musunuz? Ve doktorlar da yazıyor. Sen doktor musun da bu videoların altına bunu yazıyorsun. Yok ya sen de çok akıllı doktorsun ya önüne gelene depresan yazıyorsun. Antidepresan. Bence antibiyotiklerle antidepresanların kullanılması Türkiye'de yasaklanmalı. Samimiyetle söylüyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Her önüne gelen bundan yazıyor. Herkes hasta. Ne yapayım hocam? Ondan sonra kendimi böyle mutlu hissediyorum. Joker gibiyiz. Hepimiz böyleyiz. Hapa alıyoruz böyleyiz. Çok iyiyiz sanki. Ya Allah sana vermiş vermiş. Kurban olduğum yanında bir hanım var ya. Ya lütfen sarıl ya. Ya lütfen eşine sevgi gösterilerinde bulun ya. Ya kocana sarıl ya. Kocan için yaşa, kocana sarıl. Eşin için yaşa, eşine sarıl. Çocuklarına sarıl ya. Sevgiyi arttır. Niye arttırmıyorsun? Niye bunu yapmıyorsun? Sonra yuvalar dağılıyor. Sonra aileler dağılıyor. Sonra ailelere bir şeyler oluyor. Olur. Ve her geçen gün de bu kötüye gidiyor biliyor musunuz? Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre 2050 yılı geldiği zaman Avrupa Birliği'nin nüfusu 60 milyon azalacakmış. Niye? Çocuk yok ki. 60 milyon. Ve bir istatistik daha 2050 yılı geldiği zaman Avrupa'da yaşayan her iki kişiden bir tanesi gayri resmi ilişkinin sonucu doğacakmış. Nasıl? E biz de mi öyle olalım? Ben çocuklarımız için endişeleniyorum bazen biliyor musunuz? Onlar 40-50 yıl sonra mezarında ağlayacak bir aile bulamayacaklar onlar için endişeleniyorum. Biz bu şekilde devam edersek ailelerimizi kaç dakikam var benim? 10 dakika mı? Eğer biz bu şekilde devam eder, ailelerimize sahip çıkmazsak biz bu şekildeki anlayışımızdan vazgeçmezsek korkarım ki aile kavramı kalmayacak bizde. Adamlar amacına ulaşacaklar. Sizden hasseten bir eğitimci olarak rica ediyorum. Şu bakış açınızı bir değiştirin ya. Lütfen Bakın bedava videolar. Gidin izleyin ya. Bir sürü video yayınlıyorum ya. Bakış açınızı değiştirin diye. Bir örnek anlatayım. Bir insanın bakış açısını değiştirerek samimiyetle, aşkla bir şeyler yapmasının karşılığı nereye gelmiş onu anlatacağım, bağlayacağım. Hazreti Hacer annemizi tanır mısınız? Hazreti Hacer annemizi bilir misiniz? Hazreti İbrahim peygamberin ikinci eşi. Bilir misiniz? Hazreti Hacer annemizin Firavun sarayında, Firavun'un cariyelerinden birisi olduğunu biliyor muydunuz? Biliyorsunuzdur eminim ki. Hazreti İbrahim 90, 100 yaşına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de senin neslini çoğaltacağım diyor. Hazreti Sara annemiz 90 yaşında ama çocukları yok. Hazreti İbrahim peygamberin giriş hikayesinde babası biliyorsunuz kendisine iman etmiyor. Babası Nemrut'un putçusu. Baba bunlara iman etme diyor. Kısa geçeyim. İşte atılıyor mancınıkla. Ateş yakmıyor onu. Ondan sonra ne yapıyor Nemrut benim ülkemden defol diyor. Onunla beraber sadece Hazreti Lut geliyor. Hazreti Lut peygamber. Hazreti Lut peygamberle beraber şu an Halep olan savaşın olduğu yere gidiyorlar. Orada süt satmaya başlıyor. Halep zaten süt demek, süt satılan yer demek. Orada süt satıyorlar, davar otlatıyorlar ama sürüler inanılmaz çoğalıyor. Sürüler çoğaldıktan sonra Hazreti İbrahim peygamber Lut peygamber'e diyor ki sen diyor ayrıl. O gidiyor başka bir yere. Hazreti İbrahim peygamber de ta Mısır'a kadar gidiyor. Mısır'a kadar gittikten sonra Hazreti Sara annemiz dünyalar güzeli bir hanımefendi. Mısır, Sara, Mısır sınırlarını ihlal ettikleri için orada Firavun'a bağlılığın tek bir şartı var. Eşini Firavun'a vereceksin. Çünkü o Tanrı. Askerler alıyor, Sara annemizi Firavun'a götürüyorlar. Elini uzatıyor, tir tir titremeye başlıyor. Elini uzatıyor, debeleniyor. Sara hastalığı var ya, biliyorsunuz değil mi? Oradan geliyor. Sara hastalığı. Elini uzatıyor. Sen kimsin diyor. Ben diyor Allah'ın elçisi Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Sara. Bak diyor seninle bir anlaşma yapacağız. Bunu kimseye anlatmama karşılığında seni serbest bırakacağım. Kocana da bir şey yapmayacağım. Hatta sana bir tane hizmetçi vereceğim. Benim sarayımda dinlen sabahleyin gidiyorsun. Bunu da kimseye anlatmıyorsun. Verdiği kim? Hazreti Hacer. Hazreti Hacer'le beraber Sara annemiz Hazreti İbrahim'in yanına gidiyor. Hazreti Sara annemiz Hazreti İbrahim ile Hazreti Hacer'i evlendiriyor. Ve bir yıl sonra çocukları doğuyor. Çocukların adı ne? Hazreti İsmail doğuyor değil mi? Ne demek o Hazreti İsmail? Allah dualarımı duydu, semimi işitti anlamındadır o. Aralarındaki kıskançlık hat safaya varıyor. Hazreti Saray ile Hazreti Hacer arasında inanılmaz bir kıskançlık. Çocuk 4-5 yaşına gelince Hazreti Hacer annemiz çocuğu alıyor gidiyor melekler yoldan geri çeviriyor. İlk defa melekler orada gözüküyor. Hazreti Hacer annemizi. Sonra aralarındaki husumet artınca Hazreti İbrahim peygamber Allah'a dua ediyor. Onun da bir çocuğu olsun diye. Melekler geliyorlar Hazreti İbrahim'e diyorlar ki Hazreti Sara'nın da çocuğu olacak. Hazreti Sara annemiz gülüyor. Ben diyor 90 küsür yaşındayım. Benim çocuğum mu olacak? Çocuğu oluyor biri sonra. Kim oluyor? Hazreti İshak. İshak da gülen anlamına geliyor. Tebessüm eden. Gülüyor ya Hazreti Sara annemiz. Sonra Hazreti Allah tarafından ayet geliyor ve Hazreti İbrahim'e Hazreti Hacer'le beraber şu anki Hacer'ül Esved'in olduğu yere bırakmasını söylüyor. Oraya bırakıyor, hikaye uzun. Ondan sonra ne diyor orada? Bırakmaya gönlü ervelmiyor ya Hazreti İbrahim'in çölün ortasına. Hazreti Sara annemiz ne diyor? Bunu diyor sana Allah mı emretti? Evet diyor. O zaman o bizi korur diyor, sen git. Hazreti İbrahim gidiyor. Hazreti Sara annemiz ne oluyor? Yedi defa gidiyor, geliyor. En sonunda ayağını yere vuruyor, su çıkıyor. Zemzem suyu. Peki ben şimdi size bir soru sorayım. Firavun'un sarayında cariye olan Hazreti Hacer. Kur'an-ı Kerim'de 28 tane peygamberden bahsediyor değil mi Yüce Allah? Öyle mi? İlahiyatçılar benden daha iyi bilir. 28 peygamberin sadece bir tanesi Hazreti İsmail'in soyundandır. Kimdir o? Hazreti Muhammed. Bizim peygamberimiz. Geriye kalan Kur'an'da bahsedilen 27 peygamberin 27'si de İshak'ın soyundandır. Peki nasıl oluyor da Yüce Allah? Sana bunu Allah mı emretti? Evet diyor bana Allah emretti. O zaman git. O bizi korur. Teslimiyete bak ya. Ne veriyor o Hazreti Hacer'e? Sonsuzluk ırmağı Kevser'i veriyor mu? Veriyor. Peki soyundan Alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Hazreti Peygamber geliyor mu? Geliyor. Ne büyük mutluluk ya. Hazreti Muhammed geliyor. Peygamberimiz geliyor. İnanılmaz bir şey. Peki bu kadını bu kadar yüce yapan bir Firavun'un sarayında asıl şeyken bir cariyeken işte nedir biliyor musun? O teslimiyettir. Bazen yanıma anneler geliyor. Az evvel yine konuştuk. Birileri geliyor. Diz dövüyor eşinden. Ömrümü yedi diyor. Çürüttü beni diyor. Kurban oldum. Kurban oldum. Bırak şu isyan. Allah'ın yarattığı insanlar içerisinde en çok eza ve cefa çekenler peygamberler değil mi ya? Peki Hazreti Hazreti Nuh'un yerinde olsaydınız ne yapacaktınız ya? 950 yıl peygamberliği tebliğ ediyor. Karısıyla oğlu gemiye binmiyor. Binmedi. Hazreti Nuh işini yanlış mı yaptı? Hayır. Yanlış tebliğ mi yaptı? Hayır. Ama binmedi. Hazreti Lut mu olmak isterdiniz ya? Sapıkları şehre aldı. Hazreti İbrahim mi olmak isterdiniz? Babası iman etmedi. Hazreti Peygamber mi olmak istersiniz? En çok sevdiği amcasını iman ettiremedi. Ya sizin kimseyi değiştirmek gibi bir göreviniz yok. Dönüştürmek gibi bir göreviniz yok. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın ortak bir mesajı var tüm peygamberlere. Aynen şöyle diyor. Sen ancak bir tebliğ edicisin. Hidayete biz erdiririz. Sen ancak öğüt vericisin. Öğüt ver. Biz hidayete erdiririz. Ya yani niye isyan ediyorsun? Eşine, işine, çocuğuna. Aman çocuğundan dövüş dövüyor. işinden dövüş. Dövme. Yapma. Ne diyor Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de? Allah dağına göre kar verir. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Ya şöyle düşünsene, ben ne kadar asilim. Allah bana bunu verdi. Ya da bir gün hiçbir sıkıntın yok, hiçbir derdin yok. Şöyle dedin mi Allah'a? "Allah'ım, beni bugün unuttun mu? Bana hiç bugün dert vermedin." Niye böyle bakmıyorsunuz ya? Böyle baksanıza. Vallahi böyle bakın, çok mutlu olursunuz. Çünkü biz bu dünyaya imtihan için geldik. Bu fani hayat eninde sonunda bitiyor. Allah'ın huzuruna, Allah'ın huzuruna cenneti kazanmış, cemalinle müşerref olmuş, Hazreti Peygamberle komşu olmak olarak olarak çıkmak da var. Ama aynı acıları, aynı sancıları, aynı sıkıntıları çekerek bir de öteki dünyada Allah korusun azapla karşı karşıya kalmak var. Niye bu tercihi birincisi yönünde yapmıyoruz? Ya bırakın şunları. Sizin kimseyi değiştirmek gibi bir göreviniz var. ama sizin bir göreviniz var. Lütfen iyi eşler olun. Lütfen iyi anne olun, lütfen iyi baba olun. Başka bir göreviniz yok. Arkadaşların için iyi bir arkadaş ol. Ailen için iyi bir evlat ol. İnsanlar için iyi bir dost, iyi bir sırdaş, iyi bir yoldaş ol. Böyle bir görev var. Değişti mi? Değiştiyse ne ala? Değişmedi mi? İmtihan orada başlıyor. Kaybetme. İmtihanı kaybetme. Kaybediyorsun. Yapma. Kendine kötülük yapıyorsun. Hep bunu anlatmaya çalışıyorum değil mi videolarda? İzleyenler bilir. Hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Sizler çok özel insanlarsınız. Bakın bu dünya hayatı elinde sonunda bitecek ya. Bitti. Allah'ın huzuruna biz vardık. O da bitti. Allah'ın huzuruna alnımız ak bir şekilde. Ya Rabbi sen bana bir ömür verdin. Ben eşime karşı sabırlıydım. Çocuklarıma karşı iyiydim. Buna karşı böyleydim diyecek yüzümüz olsun ya. Bir hikaye bitiriyorum. Aramızdaki iletişimi anlatan bir hikaye bitireyim. Çünkü sanırım benim zamanım doluyor değil mi? Bir hikayeyle bitireyim. Bir gün Hazreti Peygamber'e Sufa ehlinden bir sahabi gelir. Bir kase üzüm getirir. O kase üzümü Peygamber Efendimiz üzümden bir tane alır yer. Abdülkadir Bey tebessüm eder. Bir tane daha alır. Tebessüm eder. Bir tane daha alır. Tebessüm eder. Allah Allah. Hiç peygamberin yaptığı adet değil. Peygamber önce ikram eder. Kasedeki tüm üzümler bitene kadar alır, tebessüm eder, alır, tebessüm eder. Bütün üzümler bittikten sonra adam mutlu gider. Peygamber Efendimize sorarlar. Ya Resulallah, hani siz böyle yapmazsınız. Önce verirsiniz, dağıtırsınız. Niye vermediniz? Peygamber Efendimiz der ki: "Adam bana üzüm getirdiği için çok mutluydu. Üzümden bir tane aldım. Üzüm ekşiydi." korkarım da içinizden birine veririm suratını eşkitir de adamın mutluluğuna engel olursunuz diye size vermedim der. Yemişim bütün kişisel gelişim kitaplarını. Aha size kişisel gelişim kitabı. Dünyada bir örneği daha yoktur. Adamın huzuruna engel ya eşimin huzuruna. Düşünsene hadi empati yap. Çocuğumun huzuruna, arkadaşımın huzuruna. Acaba dedikodu kovuculuk yapar, acaba konuşuyor, acaba kötü bir şey söylüyor, acaba. Onun mutluluğuna engel olur muyum diye bir düşünün bakalım. Ondan sonra hayat ben inanıyorum ki çok mutlu bir şekilde yaşanacak. Keşke biraz daha zaman olsa da anlatsam. Ben hayat yayınları standındayım. Kitaplarımızı almak isterseniz birazdan oraya geçeceğim Allah'ın izniyle. İnternetten videolarımızı lütfen izleyin. Bedavadır. İstediğiniz kadar bir el kaldırabilir mi izleyenler? Maşallah. Allah sizden razı olsun. E faydalı buluyorsunuz sanırım değil mi? Yani bilmiyorum. E, alkışlarınızla o zaman öğrenin. İyi. Efendim abi. İyi. Ben naçizane elimden geldiği kadar sizlere faydalı onu anlatmaya çalışacağım. Beni buraya davet edenlere çok teşekkür ediyorum. Sizinle buluşturdukları için de çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.